Doğuştan kalp hastalığı olan bir kişi veya önceden bir kalp hastalığı olan diyelim, gebe kaldıktan sonra mutlaka kardiyolojinin de takibinde olmalı. Hatta mümkünse kadın doğumcusunun da kardiyoloji hizmeti veren bir hastanede olmasında, yani bunların ortak bir şekilde takip edilmesinde fayda var. Çünkü hem annenin sağlığını hem bebeğin sağlığını zora sokabilecek, hatta bazen ölümcül olabilecek şeylerle sonuçlanabilir gebelikler. Genellikle hastalar, doğuştan gelen kalp hastalığı olanlar gebelik kalmadan önce bu durumu bilirler ve doktorlarına gidip bu konuda bilgi alırlar. Önceki tahlilleri, tetkikleri yapılır ve nasıl takip edileceklerinin planı çizilir. Ama eğer önceden haberi olmayan birisi gebe kaldıysa ve böyle bir durum tespit edildiyse yine kendine bir kardiyolog bulmasında, mümkünse kadın doğumcusuyla aynı ortamda çalışan, iletişim kurabileceği bir hastanede olmasında fayda var. Gebelikte bir takım ilaçların kullanılmadığını biliyoruz. En azından ilk 3 ayda çok korkarak veriyoruz her türlü ilacı, güvenli olduğu söylense bile organları gelişene kadar bebeğin. Eğer mutlaka kullanmamız gereken bir ilaç varsa bunları hem kadın doğumcuyla hem kardiyologla görüşmekte fayda var. Yerini tutabilecek daha güvenli ilaçlar varsa onların değiştirilmesinde fayda var. Genellikle bu hastalar biliyor dedim sorunlarını ve gebeliklerinden önce bilgi aldıkları için doktorlarından gebelik süresince de takiplerinde bir sıkıntı olmuyor. Ama sonradan bir hastalık çıktıysa, bulunduysa o zaman işler bazen karışık olabiliyor. Bazen gebeliğin sonlandırılmasına kadar, çünkü anneyi korumak adına sonlandırılmasına kadar durum gidebiliyor.